Aslında aynı konu başlığıyla yine öğrencileri ve dolayısıyla tabii ki ebeveynleri, velileri de ilgilendirecek. Adaylar YKS öncesi nasıl beslenmeli sorusu. Muhabir arkadaşım Ece Altuğ o noktada konuyla birlikte bizi bekliyor. Hemen sözü onlara bırakalım. Teşekkürler Cansın. Ben de hemen sözü konuğum Doktor Buğra Buyrukçu'ya bırakacağım. Hocam hoş geldiniz hoş yanımıza. Hoş bulduk, merhabalar. Şimdi burada bir sofra görüyoruz aslında Evet. ama son 24 saatine odaklanacağız özellikle öğrencilerin. Yarın sabahtan itibaren başlayacak olursak ne yesin, ne içsinler, nelere dikkat etsinler? Şimdi büyük bir maraton ve bu maratonda çok iyi ders çalışıyoruz. Her şey mükemmel, tam hazırlanmışız. Son gün yapacağımız bir beslenme hatası bütün senemizi boşa çıkarabilir. Onun için beslenme son gün inanılmaz önemli. Öncelikle çocukları mutlaka ama mutlaka evde tutacağız. Sakın dışarıya çıkarmayalım. Dışarıdan sakın bir ürün ısmarlamayalım. Dışarıda beslenmeyelim. Zehirlenme ihtimaline karşı. Son 24 saatte cuma sabahından itibaren hep evde oluyoruz. Önce kahvaltıya geçiyoruz. Cuma sabahı kahvaltımızda mutlaka bir buğdaylı bir veya çavdarlı bir ekmek dilimini veriyoruz. Yanına menemen yapıyoruz. Çocuğumuzun yiyeceği kadar yapabiliriz. Biz burada göstermelik yaptık. Ve yanına da koyu yeşil yapraklı sebzeler, çiğ sebze koyuyoruz. Mümkünse çiğ domates yemesin. Çünkü domates mideyi rahatsız edeceği için, bağırsaklardaki sorunu da hemen atamayacağı için çiğ domates yemiyor. Koyu yeşil yapraklı sebzeler ve yeşillik, salatalık da olabilir. İstediği kadar bundan yiyor. Yanına mutlaka ama mutlaka ceviz yapıyoruz. Ceviz ne kadar yiyecek? En az 4 adet olmak üzere en az. Ceviz yemesi bizim için oldukça önemli. Bunu gün içerisinde de yiyebilir. Arada mümkünse 2,5 litreye kadar su içmesini istiyoruz. Gün içerisinde bunu bölerek içiriyoruz. Hocam şunu soracağım. Şimdi sabah kahvaltısına baktım aslında. Biz sınava girerken annelerimiz bize çok bal yedirirlerdi, pekmez yedirirlerdi. Göremedim. Neden acaba? Şimdi bu zaten bir gün önceki kahvaltı. Ertesi gün sabahleyin kahvaltıda asla bal, pekmez, reçel olmayacak. Yani şeker olmayacak. Aslında biz hem tatlı, hep aklımıza şöyle bir şey var. Tatlı yersek zihnimiz daha çok çalışır, tam aksi oluyor. Biz bal, şeker ve yoğun kalorili şeyler aldığımızda insülin miktarımız bir anda zıplıyor. İnsülin zıplayınca çok hızlı şekeri çekiyor ve 1 saat, 1,5 saat içerisinde uykumuz geliyor. Yani sınavda çocuk esnemeye başlıyor, dikkati dağılıyor ve dikkatini toparlamakta çok zorluk çektiği için asla ama asla şekerli şeyler, tatlı şeyler yedirmiyoruz. Yanına sınavda giderken şeker de vermiyoruz. Önceden hep şeker dursun, arada ağzına at denirdi. Sakın ha, sınav başarısını ve dikkati etkileyen en önemli kavram. Öğle yemeğine geliyoruz. Öğle yemeği daha protein ağırlıklı bir yemek oluyor. Yine mutlaka bir dilim şeyimiz var, ekmeğimiz var. Köfte olabilir, yani protein, tavuk olabilir ama ben tavuğu çok şu dönemde sevmiyorum. Et olabilir, kavurma olabilir. Yanına bir kase yoğurdumuzu koyuyoruz. Mümkünse öğleyin bir de çorba içiriyoruz. Çorba da kremalı çorba değil, burada olduğu gibi tavuk suyuna, et suyuna çorba olabilir. Domates çorbası olabilir. Bunlarla ilgili hiç sıkıntımız yok. Akşama geldiğimizde akşamleyin de bir sebze yemeği koyuyoruz. Bu bir çocuk seviyorsa dolma olabilir, bir kase. Mutlaka yanına bir kase yoğurt veya 2 kase yoğurt ve mutlaka yanına çorbamızı koyuyoruz. Dikkat ettiniz mi? Akşam ekmek yok. Çünkü buğday veya glutenli ürünlerle alınan her türlü şey midemizi rahatsız edeceği için, ertesi güne bağırsaklar şiş ve gergin olacağı için sınav başarısı etkilenir. Akşamleyin ekmek yedirmiyoruz. Nasıl doyacak çocuğumuz diye düşünebilirler. Bol yoğurt yediğinde doyacak. Peki akşamleyin bir de uyku bizim için çok önemli. Çünkü sınav heyecanı var, stres var, bütün sene çalışmış. Rahat bir uyku uyuması lazım. Bunun için de rahatlatıcı bir çay hazırlıyoruz. Çok başarılı ve çok güzel uyku uyumasını sağlayacak çayda bir papatyamız var. Burada papatyaya dikkat etmek lazım. Papatya çiçeğine. Bakın bu papatya çiçeğini aldığımızda birincisi çiçeğin etrafında yaprakları olacak. Bu çok önemli. Eğer yaprakları olmayan dökülen bir papatyaysa bu gerçek papatya değildir ve sınav başarısını etkiler. İkincisi açtığımız zaman içerisinde bakın doluluk var. Eğer bir boşluk söz konusuysa o zaman papatya gerçek papatya değildir, zehirler. Bundan ikişer tatlı kaşığı olmak üzere çayımızın içerisine atıyoruz. Sonra melisa
atıyoruz. 2 yaprak da melisa atıyoruz. Melisa da çok rahatlatıcı bir çaydır. 9 gibi. Karanfili de attıktan sonra 9 gibi çayımızı içiyoruz. Hocam çok teşekkür edeceğim burada çünkü süremizin sonuna geldik. Doktor Burak Buyrukçu'dan YKS öncesi öğrenciler nasıl beslenmeli? Onunla ilişkin ipuçları aldık diyelim ve söz yeniden İstanbul'a bırakalım.